Ekibim ne anlatacaksın diye sordu. Dedim ki bağımlılığı anlatacağım. Ya hocam konu güzel de sizin şu girişlerinizi düzeltmeniz lazım dediler. Ne yapayım sorumu sorayım. Sizce bağımlılık nedir diye mi başlayayım? Bağımlılığın tanımını mı yapayım diye böyle aramızda bir mücadele geçerken şöyle doğal bir giriş yapayım istedim. Onlar da bunu beğendiler. Bağımlılık bir nesneye ya da bir fiile karşı düşkünlük olarak tanımlanıyor. Yakın zamana kadar bağımlılık denince alkol bağımlılığı, sigara bağımlılığı gibi madde bağımlılıkları anlaşılıyordu. Fakat artık literatüre bile girmiş bir kelime var. Netlist fobi. Online olamama korkusu. Gelişmeleri takip etmekten geride kalma korkusu. Yani dijital, internet bağımlılığından bahsediyorum. 2021 raporuna göre ise 84 milyon nüfuslu Türkiye'de 76 milyon mobil kullanıcısı, 65 milyon internet kullanıcısı ve 60 milyon sosyal medya kullanıcısı mevcut. Bağımlılık hali her geçen gün internete geçirilen vaktin artmasıyla ve sürenin uzamasıyla açıklanıyor. Araştırmalar özellikle 30 yaş altında görülen sosyal medya bağımlılığının sebeplerini şu şekilde sıralıyor. Arkadaşlarının sürekli birbirleriyle iletişim halinde olduklarını ve bu iletişimden kendisinin uzak kalmasından kaynaklı bir korku yaşadığını göstermiş. İkincisi, bir etkinlik olacak ve ben bu etkinlikten habersiz kalacağım diye korkuyormuş kullanıcılar. Üçüncüsü ise, gündem ne? Neye gülüyorlar? Eğer bunu bilemezsem etrafımdaki insanları anlayamam ve onlarla birlikte gülemem diye kaygılanıyormuş sosyal medya kullanıcıları. Sosyal medya bağımlılığı yalnızca 30 yaş altı gençlerde değil, orta kuşakta ve ileri yaşta da görülebiliyor. Bunun birçok örneği mevcut. Bağımlı olunan şey yaptığımızda haz alıyoruz. Haz anlık tatmin duygusu. Her noktada olduğu gibi haz noktasında da denge esas olmalı. Dengeyi şaşırınca hazda sınır tanımaz hale geliyoruz. Ve bize ne haz veriyorsa onu sürekli yapmaya başlıyoruz. İşte bu bağımlılığı oluşturuyor. Haz alınca ödüllendirilmişlik hissine kavuşuyoruz. Dopamin devreye giriyor ve normal dopamin seviyesini artık tatmin edici bulmuyoruz. Haz aldığımız şeyi sürekli ve çok fazla yaptığımızda beyin dopamin seviyesini üste doğru taşıyor ve onu yeni normal olarak kabul ediyor. Normal dopamin seviyesiyle artık tatmin olmayan mutsuz tiplere dönüşüyoruz. Ve sürekli yeni normal yani üst düzey dopamin salgılansın diye bağımlı olduğumuz şeye karşı bir meyil içerisinde ona kavuşmak için her yolu deneyen şuursuz bireylere dönüşüyoruz. Dolayısıyla bağımlılığın zıddı olan mahrumiyet, hele de kişinin kendi tercihiyle kabul ettiği mahrumiyet, gerçek, sahici mutluluk için olmazsa olmaz şart olarak kabul edilebilir. Aza kanaat etmeyen, çoğu göremez diyen atalarımız sanki tam da burada bunu kastediyor gibi. Bağımlılık birçok alanda görülüyor. Yeme içme alanları bunlardan bir tanesi. Az emekle çok avantaj elde etme, iliklerimize kadar işlemiş halde. Yüzyıllardır insanlar ne kadar az emekle çok enerji elde edebilirimin peşindeler. Yeme içmedeki bunun karşılığı ise şekerli ve yağlı gıdalar tüketmek. Çünkü azıcık şekerli ve yağlı gıda tükettiğimizde fazlasıyla enerji depolayabiliyoruz. Ama bizim yaşadığımız dönem öyle zannediyorum ki insanlık tarihinin yiyeceği en bol dönemi. Dolayısıyla şekerli ve yağlı gıdalar fazlasıyla bulunduğu için İnsanlar sürekli bunları tüketerek bunlara bağımlı hale geliyorlar. Obezite denen hastalık da işte bu içgüdüden kaynaklanıyor. Normalde doyabileceğinin üstünde yiyen insanlar daha fazla mutlu olduklarını düşünüyorlar. Ve daha fazla yiyorlar, daha fazla yiyorlar, çok daha fazla yiyorlar. 2002 yılında kokain bağımlılar üzerine bir araştırma yapılmış ve kokain bağımlılığının ölçülebilir düzeyde beyni küçülttüğü gözlemlenmiş. Aynı durum farklı kimyasal maddelerine olan bağımlılıkta da ölçülebilmiş. Hatta az önce bahsetmiş olduğum yeme içmeye aşırı düşkünlük neticesinde oluşan obezitede, yani yemeğe bağımlılıkta da beynin benzeri ölçüde tahrip edildiği ölçülmüş. Nemfomani ya da kompülsif cinsellik olarak adlandırılan, kişinin kontrol altına alamadığı cinsellik ise bağımlılığın belki de en tahrip edici ve en yaygın yönü. Kısacası pornografik görüntülere ve içeriklere karşı düşkünlük olarak bilinen bu bağımlılık türü dini, dolayısıyla insani değerleri tahrif etmede çok etkili. Bir başka içerikte müstakil olarak değerlendireceğimiz bu başlığa sadece temas ederek geçmek istiyoruz. Çoğumuz sürprizleri sever. Beklenmedik iyilik, beklenmedik güzellik bizi rahatlatır ve mutlu eder. Ekstra bir şeydir nihayetinde. Monoton olan alışmamıza sebep olur. Sıradanlaşır gözümüzde her gün yaptığımız şeyler. Ama
Sürekli sürpriz arayışı da bir bağımlılığa dönüşebilir. Sıradan olan değersizleşir kişinin gözünde. Dolayısıyla sürpriz beklentisi de bir bağımlılık doğurabilir. Sıradan olanı değersizleştirmeden kabullendiğinizde sürprizler sizi mutlu eder. Ama sürekli bir sürpriz arayışı içerisine girdiğinizde mutsuzluğa kendi ellerinize kapı aralamış olursunuz. Bağlanmak iyidir ama bağımsızlığa engel olan bağımlılık modern kölelik şeklidir. Bağımsız olabileceğiniz bir ömür temennisiyle. Hoşça kalın.